Evet arkadaşlar. Şimdi artık o ve bu ile ilgili temel bazı soruları çözdükten sonra sonuçlar kısmında bahsettiğimiz 2-3 tane kuralın soru kalıplarına geçiş yapacağız. Bakalım soru ne diyor? 72 ve M. Sayılarının o 12, o 360 olduğuna göre M kaçtır? Şimdi sen burada bu M sayısı için değer sıkarak sonuç bulabilir misin? Belki bulabilirsin. Ama biz sonuçlar kısmının ikinci örneğinde ne demiştik? İki sayının çarpımı o ve O keklerinin çarpımına eşittir diye bir nottan bahsetmiştik. Şimdi arkadaşlar, burada elimizde iki tane sayım var. Evet. O bepleri belli mi? Belli. O kekleri belli mi? Belli. Bakın, sayılardan biri belli. O belli. O kek belli. Ve size diğer sayıyı soruyorsa, bence o kuraldan çok rahat bir şekilde yararlanabilirsiniz. Yani iki sayının çarpımı, yani 72 çarpı m, eşit olmalıdır. O bep yani 12 çarpı o okay, yani 360'a. Yani o ve o çarpımı bu iki sayının çarpımına eşit olmak zorundadır. Peki burada herhangi bir sadeleştirme var mı? Şampiyon bu benden olsun. 72, 360 kaç katı biliyor musun? 5. Başka sadeleştirme var mı? Yok. O zaman m eşittir. 12 çarpı 5'ten ne olacak? 60. Yani aradığınız m değeri kaçmış? 60. Yani kural biliyorsan bu sorunun çözümünü çok kısa bir şekilde ortaya çıkartabiliyorsun. Peki bu kalıpla ilgili bir soru yeter mi? Bence yetmez. İki tane çözelim sağlam olsun. Bir sonraki örnek x ile 15'in o bebi 5, o keki 75'tir. Buna göre x kaçtır? Şimdi gene iki sayının çarpımı yani x çarpı 15 eşit olmalı o bebi yani 5 çarpı okek yani 75'e. Peki sadeleştirme var mı? Fazlasıyla. Mesela 15, 75. Kaç katı? 5. Bu durumda x dediğim sayı 5 kere 5'ten ne olacak? 25. Yani aradığımız x değeri kaçmış? 25. Yani tekrar söylüyorum, kural bilirsen bu soruların çözümleri aslında çok basittir. Evet. Bir sonraki örnek. Aralarında asal olan A ve B doğal sayılarının çarpımı 380 ise OKEK ve OVEP'lerinin toplamı kaçtır? Şimdi bu da o sonuçlar kısmındaki üçüncü notumuzla ilgili. Arkadaşlar aralarında asal sayıların obepleri neydi? Her zaman 1 de demiştik. Çünkü OBEP ortak bölen demekti ki aralarında asalın tanımında zaten bu vardı. Peki o kekleri nasıl bulunuyordu? Sayıları çarparak. Peki sana A ve B doğal sayılarının çarpımı kaç demiş? 380. Lan sana o kekin sonucunu da vermiş. E çarpımları 380 ise zaten o kek bu durumda ne olacak? 380. Peki sen bunların neyini arıyorsun? Toplamını. O zaman ben 380 ile biri toplarsam cevap ne olur? 381. Yani aradığın cevap 381'dir. <laughs> evet. Bir sonraki örnek ki şimdiki göreceğimiz iki örnek bence bu konunun kaftağıdır. Bakalım neler diyor. Farklı iki doğal sayının o keki 45 olduğuna göre bu sayıların toplamının alabileceği en büyük ve en küçük değerleri bulunuz. Şimdi arkadaşlar o kek A ve B diyeyim ben bu sayılara 45. Yani iki tane sayının o kekinin 45 olmasını istiyorum. Ve bu sayıların toplamının en büyük ve en küçük değerlerini arıyorum. O zaman arkadaşlar önce en büyüğün bulunma yolunu ben size izah edeyim. Eğer siz buradaki rakamların en büyük olmasını istiyorsanız o okay kek sonucu kaçtı? 45. Bir kere bu 45'i aşmamanız lazım. Sayılardan bir tanesine direkt 45'i döşüyorsunuz. Gönül ister ki diğerine de 45 yazalım. anayı büyük olsun. Yani 45-45 en büyük sayı olsun. Ama şampiyon soru başta ne diyor? Farklı iki doğal sayı. Ha. O zaman birine 45 yazıyorsan sanırım diğerine 45 yazamazsın. Peki Diğerine yazacağın sayıyı büyük olarak nasıl ortaya çıkartabilirsin? Benim sana vereceğim metot şu. Şimdi bizim sayımız 45. Bu 45 dediğimiz sayı en küçük 2 sayısına bölünür mü, bölünmez mi? Bölünmez. Peki 45 dediğimiz sayı en küçük 3'e bölünür mü, bölünmez mi? Sanırım bölünür. Ve 45'i 3'e bölersek ne olur? 15. O zaman sizin burada aramış olduğunuz en büyük sayılar 15 ve 45'tir. Yani en büyüğü bulurken, Önce o okay kek sonucunu bir tanesine yazıyoruz, sonra diğerini bulurken hangi sayıya bölünebiliyorsa en küçük, o sayıya bölüp cevabı ortaya çıkartıyoruz. Peki, en küçük de istemişti, en küçük nasıl bulunur? Arkadaşlar, en küçüğün yolu şudur, aralarında asal sayılar kovala. Yani en küçük rakamları arıyorsan o kekleri 45 yapan aralarında asal iki tane sayıyı ortaya çıkartman lazım. Peki 45 aralarında asal hangi iki sayının çarpımıdır? Sanırım 5 ve 9. Ki 5 ve 9'un o kekini alırsanız zaten sonucu 45 bulacaksınız. Yani en büyük değerler 15-45 en küçük değerler ise 5 ve 9'dur. En küçükte ne yapıyormuşuz? Aralarında asal kovalıyormuşuz. En büyükte ne yapıyormuşuz? Vallahi sanki sen bu en büyüğü yapamazsın gibime geliyor. O yüzden ben kenara bir örnek daha yazı veriyorum. Okey. A, B, C, 120 yazdım. Gene sayılar birbirinden farklı olsun ve en büyüğü arayalım. Şimdi arkadaşlar en büyüğü arıyorsak bir kere C'ye kafadan 120 yazacağız. Peki 120 dediğimiz sayı 2'ye tam bölünür mü? Bölünür. Sonuç 60. O zaman ikinci sayımız 60'tır halen 120'nin üzerinden devam etmek zorundasın. Peki senin 120 dediğin sayı 3'e tam bölünür mü? Bölünür. O zaman kaç çıkar? 40. Yani aradığın en büyük sayılar bu durumda 40, 60 ve 120 olurdu. Diyelim. Ve bir sonraki örneğe geçelim. Şimdi kek OK kalıbını çözdük. Bir de bu kaf dağının obep kalıbı var. Bakalım ne diyor? Birbirinden farklı ve iki basamaklı A ve B doğal sayılarının obevi 8 ise A artı B toplamı en az kaçtır? Arkadaşlar eğer iki sayının O ve 8 ise 8X 8Y. Eğer iki sayının O ve B 10 ise 10X 10Y. Eğer 3 sayının O ve B 15 ise 15X 15Y 15 Eğer 3 sayının O bebi 20 ise 20X 20Y 20Z. Yani 20'nin katlarını yazmak zorundasın. O zaman A ve B'nin... O beplerinin bize 8 mi olduğunu söylemiş? Evet. O zaman A eşittir 8x, B eşittir 8y. Yani içlerinde 8 çarpanı olmak zorundadır. Peki. Bu sayılar kaç basamaklı olsun istiyoruz? 2 basamaklı. Ve toplamın ne olmasını istiyoruz? En az. O zaman bana x yerine öyle bir sayı yazdır ki 8 ile çarpınca hem 2 basamaklı olsun hem de en az olsun. Sanırım kaçla çarpmak lazım? 2. Neden? Çünkü 8 kere 2'den A ne çıkacak? 16. Peki bize birbirinden farklı diyor mu? Diyor. O zaman arkadaşlar Y'ye kaç yazmak lazım? 3. Peki 8 kere 3'ten B ne olacak? 24. Evet sorumuz bitti. Sonra bize A artı B toplamının en az kaç olduğunu sormuyor muydu? Evet. O zaman ben 16 ile 24'ü bir araya toplarsam cevabım kaç çıkacak? 40. Yani aradığımız sorunun cevabı 40'tır. Müzik